Merhaba arkadaşlar. ÖTV muafiyeti üst limiti değişikliği zamanı net belli olmasa da gelecek. Bu konuda eminiz. Üst limitin revize edilmesini dört gözle bekliyoruz. Ama bu işin yararı kadar zararı da olacak. Bazı konularda da bu revizyona bağlı değişiklikler de gelmezse. Bu zararların başında evde bakım maaşı ve engelli maaşı alan kişilerin maaşlarının kesilmesi konusu var. Bu maaşların kesilmesinde en büyük neden gelir artışı, yani toplam gelirin kişi başına düşen tutarındaki artışlar. Bu hesaplamayı birçok videomda anlatmıştım. Kısaca değinmek gerekirse engelli maaşı veya evde bakım maaşı alabilmek için bazı kıstasları karşılamak zorundasınız. Aile toplam gelirinin kişi başına düşen tutarının çok yüksek olmaması gerekiyor. Yeni araç aldığınız zaman hanede kişi başına düşen gelir yükselir ve yeni hesaplama yapılır. Aldığınız araç gelir artışı olarak kabul edilir. 30 Eylül tarihli Vakıflar Yönetmeliğinde yapılan düzenleme gereğince engellinin üzerine kayıtlı lüks sınıf araç tespiti veya ruhsat sahibi oldukları aracın kasko veya raiç değerinin bu yönetmelikle verilen muhtaç aylığı miktarının 170 katını geçmesi halinde engelli aylığı kesiliyor. Geçen sene başlayan bu uygulama birçok engelli bireyin ve yakınlarının canını yaktı ve maaşlarına el koyuldu. Çok az bir kesim kriterleri karşılayarak maaş almaya devam etti. Şimdi ÖTV muafiyeti üst limiti güncellemesi gelirse alınması düşünülen otomobillerin fiyatları da yüksek olacağı için maaşları neredeyse hepsi kesilme tehlikesine girecek arkadaşlar. Hiçbir şekilde kriterleri karşılamayacak alınan otomobiller. Yani muafiyet üst limiti arttırılınca alınacak araçlar otomatikmen maaşlarınızın kesilmesine neden olacak. Devlet ÖTV muafiyeti üst limitini değiştirirse mutlaka aile toplam geliri kıstaslarını da değiştirmek zorunda. Yoksa yapılan bu güncellemenin de bir anlamı kalmayacak. Engelli maaşlarının kesilmesinden sonra diğer olumsuz yanı da otomobillere yansıtılacak olan zamlar. Limit yükseldiği zaman biraz daha lüks araçlar muafiyetle alınabileceği için bayilerin kar marjları daha yüksek olacak. Engelli maaşlarının kesilmesinden sonra diğer olumsuz yanı da otomobillere yansıtılacak olan zamlar. Limit yükseldiği zaman biraz daha lüks araçlar muafiyetle alınabileceği için bayilerin kar marjlarını daha çok arttıracakları kesin. 600 bin liralık araç ÖTV muafiyetiyle 334 bin TL'ye satılmak zorunda. Ama şimdiden söyleyeyim, hiçbir bayi bu rakamlara araç vermek istemeyecek. Sanki kendi teveccühleriyle bu güncelleme olmuş gibi 334 bin TL yerine sizden ortalama 380 bin TL isteyecekler. Ben size olması gereken rakamı verdiğim zaman da bana kızacaksınız yine. Hocam bayiye gidiyoruz dediğiniz rakamlarla hiç alakası yok bize verilen fiyatların diye. Bu durumda da yapılması gereken bayileri denetleyen resmi bir kurumun oluşturulması. Ticaret Bakanlığı veya vergi dairesi bir kurul oluşturup haksız fiyat veren bayileri denetlemek, cezalar kesmek durumunda. Yoksa ÖTV muafiyeti üst limit güncellemesi engelli bireylerden ziyade otomobil markalarına yarar. Kârlarına kâr katmaya, engellileri sömürmeye devam ederler her zaman yaptıkları gibi. ÖTV muafiyeti üst limitinin güncellenmesinden sonra bayiler mevcut araçlara zam yapacaklar talep yükseleceği için. Bir de zamlı araçlara muafiyet uygulayıp ekstra kar marjlarını da yansıtacaklar ve çifte vurgun yapmış olacaklar. Güncelleme gelmeden önce ısrarla bu vurgunları dile getiriyorum. Çünkü olacakları biliyorum ve resmi kuruluşların bu duruma engel olmalarını istiyorum. Lüks araçların yanında bir de fiyatı makul kabul edilen 350 bin TL bandındaki otomobiller de bu zam furyasından etkilenecek. Bunun da iki nedeni var. Birincisi genel talep yoğunluğundan dolayı bu otomobillere de zam gelecek. İkincisi de ÖTV muafiyeti olarak yüksek rakam söylenen üst segment araçlar alınamayacağı için insanlar bu araçlara yönelecek tekrar. Ve yine talep yoğunluğu karşısında zam yapmak için fırsat kollayan markalar bu fırsatı kaçırmayıp fiyatlarını arttıracaklar. ÖTV muafiyeti üst limit güncellemesinin genel olarak yansımaları böyle olacak arkadaşlar. Kanun çıkardım, artık ben üzerime düşeni yaptım, gerisi sizi ilgilendirir derlerse
yarardan çok zararı olacak bu uygulamanın. Hep söylediğim gibi denetim olması şart. Burası Türkiye. Denetim olmadığı için kanun koymanın da bir anlamı olmuyor. Çünkü uygulayan yok. Bu durumu zaten hep yaşıyoruz. 450 bin TL'lik araçlara 250 bin TL istemeleri gerekirken 300 bin TL isteyen bayiler bile var. Çünkü biliyorlar yaptırım olmayacağını. Hukuki süreçler başladığında da biz donanım ekledik deyip işin içinden çok kolay sıyrılabiliyorlar. Türkiye'de yaptıkları hareketleri herhangi bir Avrupa ülkesinde yapsalar aynı gün içinde kilit vurulur kapılarına. Olacakları ve olması gerekenleri belirttim. İnşallah yaza kadar ÖTV muafiyeti üst limiti güncellenir. Ama dediğimiz birimler de oluşturulup denetimler sıklaştırılır. Sağlıcakla kalın sevgili dostlarım.